Allah Azze ve Celle nimetlerine dikkat çeken ve nimetlerini tanımaya, bu bazılarının sandığı gibi kuru bir şekilde nimete değer verip onu korumak ve muhafazadan ibaret değil, onu israf etmemekten de ibaret değil. O nimetin kim tarafından sağlandığını da bilen bir anlayışla. Bu boyut eksik olursa, nimeti baş üstünde taşısa da, nimeti e, en itinalı şekilde kullanıp olabildiğince ona değer verse de e, bir anlam ifade etmez. Nimeti e, kulun doğru tanıması, nimeti sağlayan Allah Azze ve Celle'yi, nimeti sunan Allah Azze ve Celle'yi e, bilerek nimeti O'nun verdiği ölçülerde kullanması şeklinde e, görülür. Çünkü madem ki nimeti sunan Cenab-ı Hak'tır, onun istediği şekilde o nimeti kullanmak ve bundan ötürü de nimeti sağlayan Cenab-ı Hakk'ı bilip ona şükretmek. Bu bahsettiğimiz ölçüyü aşan veya bunun dışında kalan anlayışların e, hele hele Cenab-ı Hakk'ı denklemin dışında bırakan örnekleriyle Bunların, e, bunlardan söz etmiyoruz. En büyük nankörlük nimetin sahibine karşı körlüktür. Hele hele nimeti e, daha çok sevip, nimetin sahibine tercih etmek de e, olabildiğince e, kötü bir körlük veya anlamsız bir körlüktür. Bazı kullar nimeti cenab-ı Hak'tan kendilerine ulaşan ee, sevip, değerlendirip, baş tacı edip hatta uğruna hayatlarını adayıp sahibine karşı ee, kör kalabilirler. Söz gelimi Cenab-ı Hakk'ın verdiği mal, mülk, servet nimetini çok sevip de Allah Azze ve Celle uğrunda buradan infak etmeyen kimseler böyledir. Dolayısıyla nimetin doğru tanınması, nimetin kim tarafından sağlandığının ki insan aklederek bunu değerlendirebilecek bir e, potansiyelde yaratılmıştır ve bunu bilince de onun bu nimeti ne maksatla verdiği ve nasıl tüketilmesini önerdiği veya tavsiye ettiği ne dikkat ederek kulun e, hayatını düzenlemesi, e, onun nankörlükten uzak tutar. Cenab-ı Hak dedi ki bilinç özelinde konuşalım, Elem tara en Allah'a sen görmedin mi? Allah yulicul fi'n nahari. Geceyi gündüze dürüyor. Ve yulicun nahara fi'l Gündüzü de geceye dürüyor. Gece ve gündüz Cenab-ı Hakk'ın e, büyük bir nimeti olmak üzere yeryüzünde yaşadığımız olağanüstü hadiselerden bir tanesidir. Yani bazıları der ki bunun hiç olmadığı bir yerde olsak güneşin doğumunu bir kere izlemek için bile insanların trilyonları vermesi söz konusu olabilirdi. Dolayısıyla hayatımızla birebir uyumlu olan gecesiyle gündüzüyle içinde bulunduğumuz bu ortamda Cenab-ı Hak bir defa bunu görmedin mi diyor. و هو الذي جعل الليل والنهار خلفه كجيفه gündüz ardışık kılan odur limen ara da en yezkara buradan bir öğüt almak isteyen ev ara anda şükura ve şükretmek isteyenler için anlamlıdır o yüzden cenab vak dedi ki gördün mü alam tara Allah yulicul leyla fi'n-nahari ve yulicun nahara fi'l-layli gündüzü gecenin içerisine dürüyor geceyi de gündüze dürüyor ve sahhara şemsa vel kamer güneşi ve ayı o sizin için müsahhar kılmış. Sizin hayatınız açısından olmazsa olmaz kıymette varlıklar bunlar. Görmediniz mi? Ve sahhara şemsa vel kamer Cenab-ı Hak dedi ki, ''Elem tara'' bir sonraki ayette, ''Ennel fulka tecrî fil bahri'' bin Yine bakmadın mı? Görmedin mi? Fulk yani gemi tecri fil bahr. Denizde koşuyor. Nasıl koşuyor? Bi ni'metillah. Allah'ın nimetiyle koşuyor. Alam tara enel fulk tecri fil bahr bi Allah'ın nimetiyle. Dolayısıyla nimeti görebilmemiz için Cenab-ı Hak ayrıca dikkatimizi çekiyor. Bak gemi Allah'ın nimetiyle denizde yürüyor. Niçin? Nimet niçin var? لِيُرِيَكُمْ min اَيَّتِهِۜ Size ayetlerini Cenab-ı Hak göstermek için. Dolayısıyla e, biz insanlar açısından nimetlere bakış açısı, doğru bakış açısı e, bir nimeti kullandığımızda, yani diyelim gemiye bindik, gemi denizde seyrediyor, kulun bakış açısı, Suya kaldırma kuvvetini kazandıran, gemiyi yapmayı bize öğreten ve böyle özgül ağırlıkları, daha düşük varlıkları suyun üzerinde e, bir araya getirip تَجْرِعَ لَذَاتِ ve dusur, Levhalar ve çivilerle gemi haline getirip bize bu imkanı sunan Allah Azze ve Celle'dir. Bu nimeti doğru görebilmek, sonra bunun neticesinde e, denizde sağa sola yaptığı gözlemleri, denizden çıkardığı balıkları yemek içmek için, e, süs için, kıyafet için, e, denizden edindiklerini, bunların hepsini ayrı ayrı Cenab-ı Hak ayetlerde zikreder. Bunların hepsi لِيُرِيَكُمْ min ayatihi Ayetlerini göreseniz diye. Eğer kul Allah Azze ve Celle'nin nimetleri üzerinden ayetlerini görür ise, ve bundan ötürü Cenab-ı Hakk'a şükreden ise, işler güzel gider. Bu gelen hoş çağrının güzellikle karşılık bulmasıdır kulda. Ama eğer bu hoş çağrı, çağrı kulda güzellikle karşılık bulmaz ise, kul buradaki bu yumuşak ayetleri, soft çağrıları göz ardı eder ise, وَاِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالْظُلَلِ Bu kez, dağlar gibi dalgaların sırası gelir. وَاِذَا yahum مَوْجُنْ كَذُّلَلِ Demin Cenab-ı Hakk'ı nimetini yaşarken hatırlamayanlar, demin tam da kendilerinden beklendiği şekliyle bu nimeti, bu güzelliği yaşarken, Allah istiyor ki kul nimeti yaşarken o akleden potansiyeliyle nimetin sahibine karşı o hislere bürünsün. Bir yudum suyu içerken bile o suyun Allah Azze ve Celle tarafından sağlanan bir nimet olduğu bilinciyle قُلْ aytum in اَصْبَحَ مَاءُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْت۪يكُمْ بِمَا اِمَّعِينَ Bu varsayımı kendisi yapabilsin. Allah'ın suları çekilse, bize kim suyu getirecek? Bize bu suyu sağlayan Allah Azze ve Celle'dir. Dolayısıyla içtikçe o yudum suyu, daha nimeti yaşarken en güzel tadında ve kıvamında Allah Azze ve Celle'ye karşı bu minnet hissini, bu borçluluk hissini güzellikle duysun. Cenab-ı Hakk'ın planı bu. Hoş bir şekildeki e, birinci basamakta kula olan hoş çağrısı üstelik kendisi nimet ile çağırıyor, güzellikle çağırıyor. Kulun hoşlandığı ve zevk aldığı bir şeyle çağırıyor onu. Orada da Cenab-ı Hak diyor ki هُوَ الَّذ۪ي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِر۪يحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا biha Hoş bir rüzgarla onları sürükledik. وَفَرِحُوا <laughs> biha Hoşlarına gitti ondan mutlu oldular, sevindiler. O kadar mutlu oldular, keyiflendiler, selfieleri çektiler, fotoğrafları yaptılar. Bir tanesinin aklına gelmedi ki denizi altımıza koyan, bize gemiyi, geminin malzemesini bahşeden, gemiyi yapabilmeyi bak diğer canlılarda yok, biz yapıyoruz demek ki bu da büyük bir nimet. Bunu bize öğreten, sonra bunu bizim kullanımımıza sağlayan, bu rüzgarı bize hafiften ittiriveren veya bu motoru bize yapma imkanını veren, bu nimetlerle bizi donatan... وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَا وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ Karada ve denizde bize böyle taşıtlarla bizi onları bizi onlara yükleyen ve bindiren Cenab-ı Hak bize bu büyük lütfu diye Allah'a hamd edecek olsa Allah'a şükredecek olsa el cezaul ihsan illa güzellik güzellikle karşılık olacak hoşnutluk hoşnutlukla karşılık bulacak le in şekertum le siz şükrederseniz daha fazlasını veririm diyen Cenab-ı Hakk'ın kuluyla güzel nimetler üzerinden kurduğu bir ilişki. Burada ilişki kurmaya çalışan tarafın Cenab-ı Hak olduğunu önceki derslerimizde de konuştuk. Bu biz kullar açısından ne kadar yericidir. Halbuki buna ihtiyaç duyan taraf biziz. Yani Cenab-ı Hak ile iyi bir ilişki, iyi bir münasebet bir sevgi bağı. Onun sevgisine muhtaç olan, bunu isteyen ee, arzu etmesi gereken taraf biz iken, bundan çoğunlukla sırt çeviren, buna e, itibar etmeyen ve Cenab-ı Hakk'ın çağrılarını tek tek tüketen taraf diye insandan bahsediyoruz. Dolayısıyla insanı tek kelimeyle, genel itibariyle e, tanımla diyecek olsanız, akla gelen neredeyse ilk kelimelerden bir tanesi, ''Nankör''